Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun yayınlarının spotlu soru bankasını çözümle devam ediyoruz. Test 155'teyiz. Konumuz kondansatörler, sığaçlar. Evet, ne demiş bakalım. Özdeş sığaçlı kurulu devrede ilk sığaçın yükü Q kadarsa Y'nin yükü nedir? Bakın arkadaşlar, burada çok önemli bir kısım var bizim. Paralel bağlılarda ne oluyor? Potansiyellerin eşit olduğunu, seri bağlılarda eğer eşitse voltajların da gene eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama şimdi yük neydi? C çarpı B. C'ler zaten aynıysa demek ki marifet voltajları paylaştırmamızda. Şimdi bakın, her biri C, 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 C diye yazdık şimdi. Şimdi burayı bir toparlarsak ne yapıyordu? C bölü 2. Altta da C olunca üst taraf ne oldu bir anda? 3C bölü 2'ye C haline gelmişken alt taraf C'de C halinde, dikkat ederseniz. Şöyle. Şimdi burada voltajı çok iyi dağıtmamız gerekecek. Dikkat edin. Şimdi seri bağlılarda neydi? Birincinin yükü ile ikincinin yükü eşitti. Yani bu ne demekti? C1, V1 de C2, V2 aynı olmalı. Yani büyük C'ye küçük voltaj vereceğiz. Bakın 2C çarpalım şöyle kolay olsun diye. Buraya eğer 2V voltaj verirseniz çarpınca kaç yaptı? 3. O zaman buraya da 3V vermeniz lazım. Bu arası 5V yaptıysa o zaman şurası da komple 5V mi? O zaman bunlar da eşit olduğuna göre bunları nasıl paylaşacaklar? 5V bölü 2 bana, 5V bölü 2 bana. O zaman bakın. Şimdi burası 5V bölü 2'ymiş. O zaman burası da 5V bölü 2. Şurası 3V. Şurası da 2V'miş. Bu arada bu iki tane daha olunca bunlar da eşit olunca VV paylaştı mı? Bak her tarafı paylaştırdım. Artık X'in yükünü bulabilirim. Bakın X'in yükü ne? C ve V'den olduğuna göre CV. Y'nin yüküne geldiğim zamansa bakın C çarpı 5V bölü 2 ise arayacağımız cevap arkadaşlar ne oldu? Ha, buna Q dediysek de bunun cevabı da 5 bölü 2 Q olarak E şıkkı gibi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. Ne demiş bakalım? X sığacının yükünün Y'nin yükünü oranı sormuş. Bak aynı benzerlikte bir soru. 3C burada. C ile 2C alt alta olunca ne yapıyoruz? Hemen topluyoruz. Bir toparlama bakın. 3C. Burası da 3C oldu mu? Aşağıda da bir tane C var. Şimdi bakın burada hemen neydi? Eşit oldukları için buna V düşüyorsa buraya da V. Burası 2V yaptığına göre şuraya da komple 2V düştü mü? Hadi bitirelim işi. Burası 2V'ymiş. Burası V'ymiş. Bu da V. Paralel olunca bu da V zaten. Ne güzel. X'in yükü bitti. Ne kadar? C'ye V verdik. CV. Y'ye bakın. C'ye 2V. 2CV. Yüklerin oranı sorulmuş arkadaşlar. 1'e 2 diye sonuca ulaşmış olduk. Bir öncekine göre daha rahat yaptık herhalde bunu da. Hadi bakalım. X ve Y sağaçlarının potansiyelleri oranı nedir? Hemen uyanalım bakın. Ne var? Yukarıda C. 3C. Aşağıda da 4C. Şimdi üstte bakın çok adam olduğu için neydi kuralımız? Seri bağlıların yükleri eşitti. Yani C1, V1, C2, V2 ise neydi kural? Büyük C'ye küçük voltaj. Bakın ben buna V voltaj verirsem çarpımı 3C yaptıysa buranın da 3C yapması için buraya 3V. Toplam V'de o zaman buraya kaç düştü? 4V. Olay bitti. X'in voltajı ne kadarmış? 3V. Y'ye düşen 4V. O zaman arayacağımız cevap da 3'e 4 oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Özdeş sağaçlarla kurulan devrede X ve Y'nin potansiyelleri eşitmiş. Bakın buna da V verelim. Şuna da V verelim. Peki buna göre ne diyor? Üreteçleri soruyor. Bu V ise özdeş olduklarına göre buna da V düşerse o zaman buranın cevabı hemen 2V. Şimdi burası V ise burası da V. Ama burayı bir toparlayalım bakalım. Burası C, burası da C. Olunca burası ne oldu? 2C. Yan tarafta C mi? Ve siz buraya V voltaj verdiyseniz bakın buraya ne düşer? 2CV. 2CV olması için burası 2V. Demek ki buranın total voltajı nedir? 3V'dir. V1'in V2 oranı sorulmuş. Arayacağımız cevap da 2'ye 3'tür. Sığaçlar ve kurulan devrede anahtar açıkken X'in enerjisi. Yani bu kol yok şu anda. Ne var? Hadi bakalım. Önce 2C'ye C devresi değil mi? Arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi burada V voltaj varsa buraya nasıl düşüyordu? 2V. Burası o zaman ne gibi kabul ettim? 3V. Şimdi bu durumda X'in enerjisini bulabiliriz. Enerjinin formülünde bakın spot bilgimize de yazıyor. 1 bölü 2 CV kare. O zaman yazıyorum. X'in enerjisi 1 bölü 2 C'si 2 CV kare. Ne çıktı? CV kareyi siz E demiş oldunuz değil mi? Şimdi diyor ki anahtar kapatılırsa diyor. Bir anda kapattım burayı. Ne oldu? Devre bir anda 2C'ye, 3C'ye C alt alta olunca burası 4C oldu mu? Şimdi nasıl dağıtıyoruz? Bakın ters dağıtıyorduk.
Bana x voltaj düşerse sana 2x diyeceğiz. E toplam zaten 3v değil miydi? Yani buraya v, buraya 2v oldum bir anda. Şimdi bir anda bunun yeni enerjisini burada hesaplayalım. E'nin yeni değeri yazıyorum. 1 bölü 2. 2c 2 voltun karesi. Yani 4v kare. Bakın ne oldu bir anda? 4cv kare oldu. O zaman sonuçta bir anda 4e haline gelmiş midir? Yani voltajı bir anda değiştirince işte de değiştirmiş oldunuz arkadaşlar. Evet, kondansatörlerin yüklenerek tekrardan bağlanması. Bakın 3. anlatım videomda da bundan da yine bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Hadi bakalım. Sıraları C ve 2C olan kondansatörler önce yüklendikten sonra. Yükleri nasıl oluyorduk? C ve. Hadi bakalım bakalım. Bunun yükü 5CV kadar yük oldu mu? 2C'ye 2V verince 4CV oldu. Bu arada dikkat edin. Bu artıya bağlı olunca K tarafı artı eksi. Artı eksi değil mi? Bakın burada kutuplar önemli. K artıydı, L eksiydi. M artıydı, N de eksiydi değil mi? E bu adam 5CV, bu adam 4CV ise ne yapıyoruz? Ortak potansiyeli nasıl buluyorduk hatırlarsanız. En kolay yöntem şudur hemen. Toplam yükü toplam C'ye böleceksiniz. Aynı kutuplar bağlanınca direkt toplam yük 9CV. Toplam C, burası C'ydi. Bu da 2C'ydi. Toplam C miktarımızda 3C oldu mu? E sonuç ne oldu? Ortak potansiyelimizin cevabı da 3V olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet, testimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere hepiniz. Hoşça kalın.